Evet değerli manşet izleyenleri, bir hafta sonu daha birlikte stüdyomuzda. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Zeki. Evet hocam, yine hareketli bir haftayı geride bıraktık. Ama harekette herhalde soğuktan kaynaklanıyordu. Aşırı bir soğuk, sıfırın altına kadar indi. Biraz üşüdük ama olsun. Heyecanlı karşılaşmaların heyecanları bizi de ısıttı. Evet hocam, biz yine U17'lerden başlayalım. U17'lerde ikinci yarı başladı. Evet. Beklenen sonuçları aldık mı? Toplu sonuçları bir değerlendirerek yorumlarımıza başlayalım. Peki sevgili Zeki, bu hafta 17'ler liginde maç izleme imkanımız olmadı. Ama yakından takip ettik maçların sonuçlarını. İkinci yarının ilk maçlarında bakıyorum, lider Bandırma Spor, Eti Spor ligden çekildiği için 3-0'la hükmen galip geldi. Gönen Belediye şampiyonlukta en büyük takipçi Gönen Belediye Spor, Elinci Spor'u 8-0'la uğurladı. İlk maçı da Bandırma'da 13-0 kazanmayı başarmıştı. Son maçta da Dostluk kazandı. Sarıköy, Gönen Karşıyaka'yla 0-0 berabere kaldı. Ama Gönen'de oynanan karşılaşmada Gönen Karşıyaka Sarıköy'ü 1-0 yenmeyi başarmıştı. Yani beklenen sonuçlar alındı. Sonuçlar beklenildi yani. Öyle sürpriz yoktu. Sürpriz yok. Evet. Hocam U17'lerde başlanmasına başladı da 4 hafta sonra da bitiyor. Bitiyor mu? Yani. Evet. Açıp kapayıncaya kadar diyelim. Evet. İnşallah bunlar ileride daha uzun soğuklu olur. Biz 6. hafta itibariyle puan cetvelini bir yorumlayalım. Ne var ne yok, puan cetveli bize ne diyor? Peki sevgili Zeki, puan cetvelinde şampiyonluk yarışında iki takımın olduğunu söylüyor. Bandırma Spor 16 puan, Gönen Belediye Spor 16 puan. Averajla şu anda Bandırma Spor lider. Yani bu burada iki takım Balıkesir'e gideceği düşünülürse, Balıkesir'e yollayacağımız takımlar Bandırma Spor ve Gönen Belediye Spor olacak. Ama burada merak edilen tek soru, şampiyon kim olacak? Gönen Belediye Spor mu, Bandırma Spor mu? Evet, biz de onu soralım o zaman hocam. Hı-hı. Şampiyon hangi takım olur? Şimdi ilk maça bakılırsa Bandırma Spor bir adım önde. Gönen'de oynanan karşılaşmada Bandırma Spor 3-3 berabere kalarak çok anlamlı bir puan getirmişti Gönen'den. Bu maçın rövanşı Bandırma'da oynanacak. Bandırma'daki rövanş maçında Bandırma Spor ikili avaraj düşünecek olursa 0-0, 1-1, 2-2 sonuçlar Bandırma Spor'a yarıyor. 3-3'lük sonuçta eğer maç 3-3 berabere biterse sevgili Zeki, bu sefer genel avaraja bakılacak. Genel avarajda da Bandırma Spor Gönen Belediye'ye göre daha iyi durumda. 4-4, 5-5 ve daha fazla üstü beraberlikler Gönen Belediye Spor'u şampiyon takımı yapacak. Çok ilginç bir karşılaşma. Evet. Yani şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta. O zaman önümüzdeki hafta şampiyonluk düğümünün çözüleceği derbi oynanacak Bandırma ile Gönen arasında. Biz bu haftaya dönelim. Nasıl olur final maçı? Çok zor. Cevabı çok zor bir soru. Kağıt üzerine Bandırma Spor favori. Bandırma Spor istim üzerinde. Gönen Belediye de tabii ilk maçtan dersini almış olarak maça hazırlanacaktır. Evet. Bir adım daha %51 Mustafa Deniz'in deyimiyle %51 Bandırma Spor, %49 Gönen Belediye diyorum. Ama biz her iki takıma da eşit mesafede davrandığımız için, yaklaştığımız için ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Kağıt üzerine Bandırma Spor favori. Evet, sevgili siz Zekil. Bunu herhalde Bandırma Spor kendi sahasında oynayacak diye söylemiyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla Gönen'de oynanan veya Bandırma'da oynanan karşılaşmada herhangi bir deplasman havası gözlenmiyor. İki takım da rahat oynuyor, iki sahada da. Vallahi şimdi bu gençlerin ne yapacak, sağ solu belli olmaz. Yani çocukların iştahını kırmamak lazım ama kağıt üzerinde Bandırma Spor %51 galibiyete yakın olan taraf sevgili Zeki. Diğer sonuçlar benim için de sürpriz olmaz. İyi oynayan kazansın diyorum. Evet, üçüncüye zaten bir şey yok diyorsun. Evet hocam, biz böylelikle 17 Gençler Ligi'nde yorumlarımızı noktaladık. Bir sonraki yorumumuzda görüşmek üzere.